Merhaba. Bugün misafirimiz Taner Timur. Hemen hatırlayacaksınız, o bir tarih uzmanı. Ama siyasal tarih uzmanı. TÜYAP kitap fuarında da hemen hemen ilk kez bir bilim insanı onur konuğu oldu. O bakımdan da Taner Hoca ile tanışmanızı istedik. Hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk. Ben hemen sorayım. Sizin eğitiminiz tarihle başlamıyor galiba. Sanki hukuk gibi hatırlıyorum, öyle mi? Yoksa Evet. siyasal mı? İşte hukuk ve siyasal, çünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudum. O zaman bir taneydi, Ankara'daydı. Biz daha çok mülkiye derdik hala. O teklik geleneğini devam ettirmek için herhalde. Hem de anayasa hukuku asistanı olarak girmiştim. Tabii anayasa hukuku da hukuk dalları içerisinde en çok siyasi olanı. Fakat 1959'da anayasa hukuku olarak girdim. 1924 anayasasını incelemeye başladım. Epeyce de derinlemesine inceledim. Fakat bir sene sonra bir sabah kalktık ki o anayasa yürürlükten kaldırılmış. 27 Mayıs olmuş. İşte o zaman biraz kafamda şüpheler belirmeye başladı. Tabii bir senelik çalışmam tam boşa gitmemişti ama güncel sandığım bir takım bilgiler birdenbire tarihi bilgiler haline gelmişti. Bu operasyon, bu açıdan tabii vatandaş olarak 27 Mayıs'a bakışımız, hatta o zaman mülkiyeli olarak katılımımız vesaire, onlar ayrı mesele ama bir de kişisel olarak anayasa hukukçusu olarak tavrım vardı ki o biraz söylediğim bende kuşkuları uyandırdı. Oradan siyasaldan sosyale, sosyalden de sınıfsala geçiş yapma ihtiyacını hissettim. Zaten o sırada da Türkiye'de sosyal konular tartışılmaya başlanmış. Sınıfsal analizler ilk defa değil ama su yüzüne çıkmış diyeyim. Çünkü bunun Türkiye'de de geçmişi epeyce gerilere gidiyor ama bastırılmış, devamlı faşizan baskılarla bastırılmış. Fakat onun yarattığı bir o günlerin yarattığı ve çok çeşitli nedenleri olan bir özgürleşme de yaşanıyor o sırada. Yön dergisi çıkıyor. Mihri Belli artık gizlemiyor kendisini. Yön dergisinde takma, ilk başta takma isimle de olsa yazılar yazıyor. Bu Tabii ki ortam eski içerisinde tüfekçi. eski tüfekçi diye yazılar yazıyor. Sonra sosyalist bildiriler yayınlanıyor, dernekler kuruluyor. O ortam içerisinde ben de sosyal tarih üzerinde, siyasal ve sosyal tarih üzerinde düşünmeye başladım. Ve sonra zaten kürsü de değiştirdim. Tarih kürsüsü, bir siyasal tarih kürsüsü açıldı bizde. Ona geçtim. Tarih ben de böyle var. Yani dil tarih veya diğer üniversitelerin tarih fakülteleri, edebiyat fakültelerindeki tarih bölümü gibi bölümlerde bir eğitimden geçmedim. Bu yani. Ama daha ilginç bir yerden. Peki bir anayasacı olarak Türkiye'de anayasa değişikliği doğal bir olay mı? Şimdi sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada anayasa değişiklikleri büyük bir siyasal kriz ortamında gündeme gelmiştir. Darbe, devrim, karşı devrim, devamlı bakın tarihe. Ta 19. yüzyılda bu Batı Avrupa ülkelerindeydi. Fransa'ya bakın, Fransa'nın bütün darbesi, 3. Napolyon'un o ünlü Marx'ın analiz ettiği darbesinin temelinde bir anayasa var. O anayasa Cumhurbaşkanı'na ikinci defa seçilme hakkını vermiyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı seçilmiş olan Napolyon da ne yapacağız diyor. İkinci defa anayasayı da değiştiremiyor. Çünkü çok değiştirmeyi zorlaştıran maddeleri var ama. O zaman ne yapıyor? Bir darbe açıkça hazırlıyor. Günlerde hatta gazeteler falan da darbe hazırlanıyor diye yazıyorlar. Sonunda
İşte 18 Brümer diye tarihe geçen o ünlü darbesinde yapıyor. Bize bakarsak, bizde de 27 Mayıs, biraz önce söylediğim anayasa, yeni 1924 anayasından 61 anayasasına geçiş nedir? İşte bir darbe. Sonra 71 darbesinde yepyeni bir anayasa konmadı ama bir sürü anayasanın maddeleri değiştirildi. Çok önemli bazı değişiklikler. 80 darbesi toptan işte 82 anayasa. Şu anda niye geliyor? Şu anda da ciddi bir siyasi kriz var. İşte başkanlık sistemi istiyor. Bizim küçük siyaset hesaplarının ürünü olarak diyeyim. Yani 3. Napolyon'la benzetme yapacak bir durumumuz yok. Burada koşullar çok farklı ama bir benzer tarafı da var. Burada da 3 döneme kendilerini yasaklamış insanlar var. Bunlar kendilerine siyasette de yeni mahreçler açmak yollarını arıyorlar. Onunla bir tek o demiyorum ama onunla da ilgili. Ama tabii bu böyle takdim edilmiyor. Sadece 82 faşist anayasanın da, onda da bir haklılık payı var, yok demiyorum ama 30 sene uygulanmış, çok önemli değişiklikler yapılmış, daha 2 sene önce yeniden değişiklikler yapılmış. Bence temelde bu başkanlık sisteminin, ki bu da bir bence şeydi olarak bir sivil değişim, dönüşüm, hatta darbe olarak dahi yorumlanabilir. Kısaca bir cümleyle özetlemek gerekirse, anayasa, toptan böyle bütünsel anayasa değişiklikleri tarihte, yakın tarihte, hatta 19. yüzyılda buna dahil, devamlı büyük kriz ortamlarında devrim ve karşı devrim. Devrimci bir şey de olsa, bugün Türkiye'de bir devrim olsa, bu anayasayla devrim olmaz. Tam bir yeni bir anayasa gerek. Ama karşı devrim de bir kendine göre yeni bir anayasa yapar. Böyle görüyorum ana hatları. Peki bu anayasalarda genel olarak değişmeyen maddeler ya da değişmemesi gereken maddeler sanki insan haklarıyla ilgili olan maddelerdir gibi geliyor bana. Öyle de olmuyor herhalde, bilmiyorum. Olmuyor. Rejimin esasıyla yani laik, cumhuriyet vesaire gibi temel her maddede, her anayasada vardır. Ama bunların hiçbir önemi yok. Eğer dediğim gibi devrimci veya karşı devrimci, darbeci bir şekilde yapılıyorsa bu değişiklik, kimse zaten o anayasanın şu maddesine, bu maddesine değişmez diye bakmaz. Güç, kaba kuvvet kendisini kuvvet olarak kabul ettirdiyse kendi meşruiyetini de belli bir süre için getiriyor. Kimse ona bir şey diyemiyor. Tamam diyor. Alkışlayanlar oluyor. Üzülüp de kabuğuna çekilenler oluyor. Ama şeye bakarsak, anayasanın esasına bakarsak, değişmez madde olarak konan maddeler genellikle söylediğim gibi o rejimin esas niteliğini veren, eğer bir kuralcı anayasaysa, yani meşruti bir anayasa ise sistem, orada kralın hakları ve cumhuriyet, laik cumhuriyetse laik cumhuriyet. Mesela Mısır'da bakın bu kadar darbe ve karşı darbeler oldu. Şu değişmiyor, hepsinde aynı. Bu böyle bir madde değişmez mi diye olup olmadığını bilmiyorum. Ama değişmediğine göre demek ki onu koymaya bile gerek yok. İslam dini devlet dinidir diye bir madde devamlı var. Yani laik bir cumhuriyet maddesi konmuyor. Bu demek ki yani bu değişiklik ve değişmezlik konuları bir de memleketin geldiği yere bağlı. Zihniyet meselesi, gündemde olan siyasi sistemin geçerliliği, kendi meşruiyetini sağlama şansı. Onlar bence belirliyor biraz. Bizimkinde laisizmle ilgili herhalde maddeler duruyor ama şey de duruyor yani 82'de yapılan zorunlu din dersi. Evet. Yani laisizme çok yakışan bir madde olduğu için. O tabii olmaması lazım.
Onun olmaması lazım, milliyetçiliğin olmaması lazım. Bir anayasanın temel ilkeleri arasında milliyetçilik olmaz. Buna karşılık şey yok mesela. Demokrasinin temel bir ilke olarak. Ama dolaylı bir şekilde zaten seçim sistemi, seçim hakkı, seçme ve seçilme hakkı dolayısıyla girmiş oluyor. Kısaca gündemimiz bence şu, bugünlerde ayrıca şunu söyleyeyim. Daha bence önemli. Madem anayasadan, benim gençlik aşkımdan bahsediliyor. Şunu söyleyeyim. Anayasanın bir anayasa hukuku vardır. Yani anayasa zaten temel kanun vardır. Bir de bunu tamamlayan ve anayasal rejim diyeceğimiz rejimi tayin eden organik kanunlar vardır. Bunların hepsi anayasal sistemi teşkil ederler. Bu organik kanunların en önemlileri de seçim kanunudur, siyasi partiler kanunudur ve bir de yargıyı bağımsız kılan, çünkü yargı erki demokrasinin de insan haklarının da temelidir. Bunlardır. Dikkat ederseniz bunlar bugünkü iktidar açısından kolayca gerçekleştirebileceği şeyler. Çünkü belli çoğunluğa ihtiyacı yok. Meclis çoğunluğuna zaten sahip. Ve o zaman bunları seçim kanununda mesela en çok tartışılan %9 oy alan bir parti mecliste temsil, %9 oy almış olan bir parti büyük bir, önemli bir partidir yani. 10 kişiden birinin neredeyse 9 kişiden birinin verdiği, 11 kişiden birinin verdiği bir oy verdiği bir parti. Bu yok yani, yok sayılıyor. Böyle iki tane parti olursa o zaman %18 oy. Ben şunu hesap etmiştim. Hani %34 mü %35 öyle bir oyla ilk defa seçildi AKP 2002'de. Orada oy veren seçmenlerin yarısına yakını, %45'i yanlış hatırlamıyorsam, oylar boşa gidiyor. Çünkü iki parti alıyor, o iki partinin biri %34,5-35, biri de yine çok az bir parti, yarısından çoğu aşağı yukarı yok sayılıyor yani. Bunun içerisinde işte o zaman birleştiler galiba, birleştiler bilmiyorum. ANAP'la DYP birleşmişti galiba o sırada. Demokrat Parti mi vardı? Yok, hayır, birleşmemişler. DYP vardı. DYP %9,5 oy almıştı, hatırladım. ANAP sonra, o zaman HADEP miydi? Neyse, bir sürü parti bayağı ciddi oylar aldılar. Bunlar yok sayıldı. Şimdi bunun üzerinde hiç durmayıp da eğer bunlar da olabilir deyip geçiştirip de anayasayı değiştirmeye kalkmak, o zaman insan haklarıyla, seçmen haklarıyla, demokrasinin özüyle ilgili kaygıların olmadığını ortaya gösterir. Aynı şekilde siyasi partilerde de, siyasi partiler çok oligarşik bir yapı. Bir lider sultasına yol açıyor. Bunu daha demokratikleştirmek parti kanununda yapılacak bir değişikliklerle mümkün ama bunlar yapılmıyor. Parti içi demokrasiden yanasınız anlaşılan, hiç oyların çöpe gitmediği sistemi Türkiye bir defa denedi biliyorsunuz. Sonra 17 kişi meclisi alt üst etti. Herkesin ağzı yandı. Evet, evet. Yani haklısın. İkimiz de yaş olarak doğru, onu hatırlayabiliriz. Evet. 65 seçimlerinde. Evet. O yüzden öteki partiler çok telaşa kapıldılar ve %10 gibi ya da %9 gibi dünyada az görülen bir rakama getirdiler. Tabii, evet. Peki, bu üstünde yaşadığımız topraklardaki ülkede ne zamandır anayasa, yani ilk anayasa, anayasa tartışmaları, belki çok seçkin bir grup yapıyordu ama. Evet, her yerde ama öyle, evet. Peki, bir ek olarak bir şey daha sorayım. Bana biraz efsane gibi gelir. İşte araştırmadım da İngiltere'de sanki bir anayasa yokmuş da bir senedi ittifak gibi bir
anlaşma, bir egemenlerin imza attığı bir anlaşma varmış. Evet. Gerçek mi bu? Yazılı bir anayasası yok deniyor ama bu çok sağlam gelenekleri olan, bir içtihatları olan mahkemenin, işte, yargı sisteminin ta şeyden itibaren çok eskilerden beri habeas corpus vesaire. Tabii onu Magna Carta'ya kadar götürüyorlar ama ben onu pek aklım yatmıyor. 13. yüzyılda çok farklı, çok feodal ve hem de vahşi bir feodalizm var. Orada bir Magna Carta'nın ancak bir sembolik şeyi var. Yalnız İngiliz gelişmesinde İngilizler önce bir kere Fransızlardan 100 yıl önce bir devrim yapıyorlar. Kralı öldürüyorlar. Cromwell Cumhuriyet ilan ediyor çok kısa. Ama o bastırıldıktan sonra onun da etkisiyle ve bir de tabii daha belirleyici bir şekilde İngiliz aristokrasisinin daha önce kapitalistleşmesi süreciyle Fransızların devrimle zorla yaptıklarını 100 yıl sonra İngilizler kendi tecrübelerine de dayanarak, kanlı tecrübelerine de dayanarak bir evrim yoluyla yapıyorlar ve bu evrim içerisinde desantralize, hukukun, hakimlerin çok bağımsız olduğu, gentry dedikleri taşra şeylerinin, aristokratları diyelim, taşra zenginlerinin kapitalistleştiği, tüccarlaştığı bir dönem yaşıyorlar bununla ilgili. Ama görüyoruz ki yani İngiltere'nin bir cumhuriyetten de ancak bir şekli farkı var. Çünkü kraliçe veya kral kim olursa olsun başbakan şunu okuyacaksın diyor. Eline bir kağıt veriyor, onu okuyor. Yani onun dışında bir sembolik rolü var. Yani demokrasi bir ulusların ya da ülkelerin ekonomisini bir anlamda bağlı gibi bir sonuç çıkarttım. Yanlış mıyım hocam? Doğru tabii. Tabii ekonomi deyince sınıflar da işin içine giriyor. Çünkü ekonomi de sınıfsal gelişmeler yaratıyor doğal bir şekilde. Zenginleşiyor bir takım insanlar. Onlar ya sanayici ya tüccar veyahut da faizci, bankacı vesaire olarak burjuvazinin kesimlerini oluşturuyorlar. Onlar egemen sınıfları teşkil ediyorlar. Egemen sınıflar, anayasalar da bu egemen sınıfların temel haklarına, en temel, en kutsal hak da zannettiğimiz gibi düşünce hakkı falan değil, mülkiyet hakkı yani. Mülkiyet hakkı temeline dayanan bu kutsaldır. Mülkiyet hakkını bu şekilde koyduğunuz zaman tabii mülkiyet hakkı da büyümeye, merkezileşmeye, yoğunlaşmaya müsait bir hak. Çıkış noktaları elverişli olanların için. O zaman sınıfsal çelişkiler gittikçe yoğunlaşıyor ve anayasal durum bunları koruyan bir duruma geçiyor. Bizde de öyle. Peki çalışan sınıfların hakları ne oluyor o zaman? Çalışan sınıflar şu ana kadar ne hak elde ettilerse hiçbir zaman bunları burjuvazi egemen sınıflar evet bu sizin hakkınızdır diye vermedi. Onlar dişiyle tırnağıyla savaşarak, sokakta ölerek çoğu zaman da bastırılarak bir sürü ölüler vererek, kurbanlar vererek aldılar yani haklarını. Bunları kabul etmek zorunda kaldılar. Bunlar ne zamandan itibaren? 19. bir kere Fransız devriminden itibaren. Fransız devrimi de aslında çok fazla da bir şey vermedi. Çünkü devrim 1789'da oldu. 2 sene sonra işçilerin haklarını kısıtlayan, düzenleyen bir kanun çıkarttılar. Çünkü burjuvazi kendisini aristokrasiyi yendikten sonra işçi sınıfı kendisi için bir tehlike olmaya başlayınca onun haklarını elinde. Ama 48 ihtilalinden sonra ve bazen bazı ülkelerde mesela
Bismarck sosyal kanunlar çıkarttı. Çünkü en güçlü Almanya'da gelişiyordu sosyalizm, Alman Sosyal Demokrat Partisi. Marksist düşünce de en çok Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde gelişiyordu. Bismarck'ın kendi açısından uyanıklığı onları da kontrol altına almak için vermek oldu. Tabii bunu biz Batı'dan bahsediyoruz. Batı'dan ileri kapitalizmi yavaş yavaş geliştiren Batı'dan, dünya bundan ibaret değil de öbürleri ya kapitalizm öncesi koşullarda ve çoğu zaman eğer önemli kaynakları varsa sömürge ve yarı sömürge durumuna düşerek bu aynı sürece katılıyorlardı. Şimdi bizim durumumuz Osmanlı döneminde bir yarı sömürge. Evet. Cumhuriyet döneminde bir silkinme var ama hiçbir zaman kapitalist ülke olmayı başarabildiğimiz söylenemez gibi geliyor. Tabii, evet. O yüzden de bizim işçi sınıfımızın şanssızlığıdır. Maalesef bu yüzden tabii kapitalizm, bizim burjuvazimiz kendi başına bağımsız gelişmiş bir burjuvazi değil. Bizim burjuvazimizin, aslında Osmanlı Devleti'ne bakarsanız, Osmanlı Devleti'nin gerçek bir burjuvazi yaratması için önce, çünkü burjuvazinin oluşmasının önce bir para birikimi lazım. İlk önemli sermaye parasal, ticari sermaye olarak birikir. Sonra bu belli koşullarda manufaktürü vesaire kontrol altına alarak bir sanayileşmeye dönüş. Oysa bu yok Osmanlı'da. Bunun para peki kimde birikiyordu? İki büyük elde. Bir, gayrimüslim, sarraf, banker ve tüccar, büyük tüccar. Çünkü dış ticareti de. İkincisi de Osmanlı büyük mültezimleri, paşaları vesaire. Bir de saray mensupları. Şimdi bunlardan saray mensuplarının böyle veya paşaların, zengin paşaların paraları daha çok yalılar, bir konaklar, hizmetçiler, her konakta yüzlerce hizmetçi vesaire böyle bir şeye gidiyor. Çiftlik de kuruyorlar. Mesela Mustafa Reşit Paşa büyük çiftlikleri var. Hatta Amerika'dan konuşuyor, agronomlar getirip kapitalizme geçmeyi falan da düşünüyor ama asıl motivasyonu o değil. Şimdi şeye gelince öbürleri daha önemli. Çünkü öbürleri sivil toplum dediğimiz asıl para babalarını teşkil ediyor. Onlar da güvensizlik içindeler. Çünkü diyorlar ki biz burada Hristiyanız. Bir kısmı da laikleşiyor bu arada ayrıca pek de dinlerine de falan taktıkları yok. Ama ne yapmamız lazım? Tam güven içinde olmamız lazım. Tam güven içerisinde olmamız için de daha laik bir yapıda. Herkesin eşit olduğu bir toplum. O konuda bir şey yok. Burada şeyleri Müslümanları saymıyorum çünkü Müslümanlar, Araplar zaten kopmuş, Müslüman deyince de bugünkü topraklar biraz da Balkanlar içerisinde. Türkler, Kürtler, bir de Balkanların Müslümanlaşmış toplulukları kalıyor. Bunlar aslına bakarsanız bunlar milleti hakimiyeti teşkil ediyor. Yani o sırada milliyetçilik, millilik falan olmadığı için dine göre konmuş bir kavram. Öbürleri milleti mahkûme. Adam zengin, padişah sofrasına oturuyor, sarraf, bütün paşalara kredi veriyor vesaire, borç veriyor ama hala milleti mahkûmenin bunu mesela madem anayasadan başladık oraya döneyim. Bunu ilk defa Mithat Paşa görüyor. Yeni Osmanlıların bence en radikali o ve o çizgide 1877 anayasasına da 76 Anayasası'na da konuyor madde, 8. madde. Bir vatandaş, din, ırk, din de dahil yani bakın bugünkü Mısırlarından daha ileri bir anlayış. Yani din de dahil, din dışında, mezhep dışında, ırk, cins vesaire dışında bir vatandaş. Eşit kanunda, eşit statü.
Ama onun da 6 ay bir ömrü oluyor. Zaten o sırada uygulanma durumu şansı da pek hakim, çok mümkün görünmüyor. Çünkü yeniliyor. Hatta Marx'ın da o sırada yazdıklarını daha 50'de Kıbrıs-Kırım Savaşı'ndan itibaren çok yakından izliyorlar Marx ve Engels Osmanlı toplumunu. Gerçek reformun böyle bir sivil, medeni kanun, Napolyon gibi bir kanun olduğunu görüyorlar. Bu yok, bunu yapamıyor. Bizde de bu biraz tartışma konusu oluyor ama gerçekleşmiyor. Cumhuriyete gelince o zaman ayrı bir doğrudan bir laik cumhuriyet kuruluyor. Ama o kadrolarla onun da uygulaması o koşullarda maalesef bugün bekleyeceğimiz, isteyeceğimiz şekilde olmayan bir sürü uygulamaya da yer açıyor. Aslında tabii bunları konuşurken boğuntu bir havaya giriyoruz gibi. Oysa biz toplum olarak okullardan başlayarak tarihi biraz masal gibi almaya alışmışız. Ben bu yüzden tarih öğretmenlerimden epey azar işittim. Şöyle sorular soruyordum işte mesela Mısırlılar antimoan alıyorlar. Böyle bir söz konusu oldu. Ben o zaman antimoanı ne yapıyorlardı diye sordum. Ben öğretmen olsam git kimya öğretmeniyle konuş falan gibi bir şey derim. O kadar uygar bir ulustu ki her şeyi yapıyorlardı gibi bir cevap aldım. Sonra araştırdım, meğersem göz boyası yapıyorlarmış yani hiç. Böyle garip sorular soruyordum. Tarih bize şeyi öğretmeli. Yani neden, nasıl, niçin sorularını biz ya masal olarak ya destan olarak tarih okuyoruz. Ve işin dedikodu yanını seviyoruz gibi geliyor. Peki çağdaş tarih nasıl yazılacak? Onu merak ediyorum. Yani bugünleri bir tarihçi yazıyor mu, yazacak mı, nasıl yazacak? Çünkü Osmanlı tarihinin 70 yaşından önce hiçbir tarihçinin ya da vakanüvisin yazıp padişaha vermediği söylenir. Biraz kelle korkusu belki. Doğru tabii. Şimdi bu tarih bir kayıt memurluğu şeklinde ortaya çıkmıştır. Yani eski katiplikten başlamıştır olayları kaydetmek. Yani bugünkü tarihçilikten çok gazeteciliğe daha çok hani olayları günü gününe yazmak. Zaten Osmanlı vakanüvislerinin çoğu da hatta bir kısmı savaşlara, seferlere de katılıyorlar, yazıyorlar gördüklerini gördük. Ama tabii belli bir yerden yazıyorlar, belli bir perspektiften yazıyorlar, belli çıkarlar bağlamı içerisinde yazıyorlar. Yine yararsız değil tabii, çok faydalı. Çünkü bir kesimi, bir açıyı ve o açı çerçevesindeki bir sürü verileri hatta nesnel bir şekilde anlatıyorlar ama bütün toplum bundan ibaret değil. Mesela 30-35 en büyük zamanda Osmanlı Devleti 30-35 milyon anlattıkları tarih nihayet 1-2 milyonu şey yapan onun dışında veya diyelim en fazla 5 milyonu 30 milyon veya 25 milyon neyse nasıl yaşar, yaşantıları nasıldır, ne yerler, ne içerler, nasıl geçinirler. Onlar sadece vergi, işte öşür, cizye vesaire, çiftlik resmi vesaire gibi vergiler de haraç geçiyor. Yani o bile devlete vermek zorunda kaldıkları. Bu bütün başka devletlerde de böyle, tarih böyle. Ama tarih dışında amaçları tarih yazmak olmayan, yaşadıkları toplumu anlamak olan bir takım insan tipleri ortaya çıkıyor. Rönesans'tan itibaren. Hatta ilk
ve en önemli temsilcileri de bunların Machiavel. Yani Machiavel iktidar. Çünkü tarihçiler hep iktidarla uğraşıyor ya, iktidar açısından bakıyor ya. Bu nasıl, iktidar nasıl alınır, verilir, iktidar nasıl olunur, nasıl korunur iktidar? Bir iktidara gelen insan, hani Machiavellizm dediğimiz bugün, oyunlarla nasıl iktidarda kalır? Şimdi bunlar, aslında adam siyaset bilimi yapıyor. Bizim bugün Machiavellizm dediğimiz şeyler, aslına bakarsanız siyaset biliminin temellerini koyuyor. Bugün de yaşıyoruz bunları. İyi şeydir diye yazmıyor bunları. Bunlar mükemmeldir diye. Ama bir kral iktidarını korumak için belli bir, o zaman demokrasi yok, bir şey yok. Varsa da yani çok sınırlı bir demokrasi. Floransa'da gözlüyor bunları, inceliyor. Ve asıl gelişme ama 18. yüzyılda aydınlanma düşünürleri tarafından yapılıyor. Şimdi aydınlanma düşünürleri bakıyorsunuz, onlar tarihçi değil ama tarih de yapıyorlar. Çünkü sosyeteler, toplumlar devamlı geliştiği için bir tarihi boyutları da var. Montesquieu Romalılar hakkında, Roma tarihi hakkında yazıları, eserleri var. Voltaire'in 14. Louis tarihi diyor. Çünkü 14. Louis yakın tarih onun için ama yaşadığı tarih. Ama epey uzun sürmüş bir tarih. Yani o da 60 sene vesaire kral olmuş bir şey. Güneş kral. Efendim, güneş kral vesaire. Sonra kim var? Rousseau. Rousseau bir kontrasosyal fikri getiriyor ki o en eski böyle demokrasinin temeli olacak. Fiktif bir şey tabii ama insanlar bir araya gelmiş, haklarını ortak bir şekilde garanti altına alma alan. Tabii o da ona bir fiksiyon diye, öyle bir şey tarihte öyle bir şey yok ama böyle olması lazım şeklinde bir tabii hukuk çerçevesinde yazıyor. Dikkat ederseniz iki ayrı, bu arada da normal biraz önce söylediğimiz tarihçiler babadan kalma metotlarla aynı tarihi yazmaya devam ediyorlar. Ayrı fakülteleri var onların, ayrı eğitimden geçiyorlar, ayrı bir öğretimden geçiyorlar. İşte bu söylediğim şey bence aydınlanmadan geçen öbür profesyonel tarih olmayıp da asıl böyle bu toplumu anlayalım, tarihi anlayalım diyen büyük kafalar, ki herkes bunlara artık büyük kafalar diyor. O zamanki Sorbon'daki, Cambridge'deki profesörler unutulmuş ama bunlar hala düşünce tarihinde yeri olan insanlar. Bunlar belli bir çizgide Alman idealizmini, Kant'ı, Hegel'i de etkiliyorlar. Ve Hegel'den itibaren buna bir de diyalektik düşünce katılıyor. Çünkü Hegel'e bakarsanız, Hegel'in Kant kanalıyla en çok ilgilendiği sivil toplum, Hegel'in Alman anayasası hakkında incelemeleri var mesela. Gençlik eserleri var. Onları pek kimse bugün bilmez ama anayasayla başlamış, onu da incelemiş. Ve böylece Hegel diyalektik derken, Hegel diyalektiği de tabii son derece soyut, bir tarih bir yerden başlıyor, bir yerde bitiyor, tarih bitiyor. Alman, Prusya bu tarihi bitiriyor. Tabii Hegel bunu biraz da durum icabı söylüyor. Yoksa o kadar yetenekli bir insan bunu anlatacak, anlamayacak bir seviyede değil. Sonunda ne oluyor? Sosyal bilimlerin gelişmesi artı diyalektik, bu ikisini de birleştiren Marx ve Engels oluyor. Çünkü Hegel öldükten sonra onun her şeyi kapsayan bir sistemi var ki, onun içinde aydınlanma düşüncesinin bütün unsurları da var zaten. Rousseau'dan, Hegel, Montesquieu'dan vesaire hepsi bir, onun diyalektiğinin bir parçası olarak sistemine girmiş. Bunları parçalara ayırıp somut bir şekilde o metafizik zarf dediği zarfı atarak somut bir tarih olarak bunu ortaya koyuyorlar. Bence hala aşılmamış sosyal bilimlerin de tarihle buluştuğu ve bilimsel bir şekilde buluştuğu noktada bu tarihi maddecilik. Ben de bu çerçevede bir şeyler yapmaya çalıştım. Yeni çalışmalarda neler var hocam? Bu
güzel bir soru değildir ama... Bizde mi, Türkiye'de mi? Sizde. Ha, ben de. Kişisel olarak sizin çalışmalarda şimdi ben, neler var? Birçok şey düşünüyorum çünkü şu son zamanda düşünce tarihi demeyeyim ama tarihçilerle bu size biraz anlatmaya çalıştığım toplum bilimleriyle felsefe ve tarihçilik arasındaki ilişkileri senelerce inceledikten sonra bir kitap yayınlamıştım. Bir kere onda tabii o kadar geniş bir konu ki önemli gördüğüm bazı eksiklikler var. Onları tamamlamaya çalıştım. Mesela 19. yüzyılda toplum bilimlerinde Durkheim, günümüzde ya katıldığım için söylemiyorum çünkü bunları ben hep tarihi maddecilik açısından aldım ama katılmamak demek küçümsemek boştur, kötüdür, işe yarar demek değil yani. Çünkü onların da belli düşünceyi tahrik eden katkıları var, belli kontekst içinde söylenmiş. Onun dışında Osmanlı tarihinin çeşitli dönemleriyle ilgili farklı analizler yapmaya çalışmıştım. Yayınlarım arasında ben hem klasik dönem hem 19. yüzyıl hem çok partili hayat, devrim tarihimiz vesaire. Onları bir bütün halinde yeni okumalarla, yeni yayınlardan, yeni bulgulardan da yayınlardan da yararlanarak onları bütün daha sistematik bir halde toplamak şu andaki en büyük şeyim. Onun için okumalar vesaire yapıyorum. Biz ulus olarak tarihi sevdiğini zanneden bir ulusuz herhalde. Yani bir ara milli tarih diye okudular çocuklarımız. Ama bence kitaplar yerine olabilse de çocuklar kütüphanelerden, kendi seçtikleri kitaplardan bir geçmiş zaman tarihi okusalar belki daha yararlı olur. Bilmiyorum siz. Geçmiş zaman tarihi derken bizimle ilgili mi? Bizimle ya da karşılaştırarak bütün evet. Bir orta çağ. Daha çok, tabii. Evet, yani çok, biz şimdi çok. Orta çağda Osmanlı İmparatorluğu şöyleydi ama öbür tarafta ne vardı? Meraklı olmayanların hiçbirinin bildiğini zannetmiyorum. Yani Fransa'da ne vardı? Almanya'da ne vardı? Tabii evet. Ben de bunu kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Çünkü tarihçiler bizde maalesef biz bize benzeriz diye bir laf var ya. Hep evet. Bu noktadan sanki biz her şeyden ayrıyız da biz kendimizi inceleyelim. Biz bize benzeriz esprisi içerisinde Türkiye'yi, Osmanlı Devleti'ni, hatta daha önce Selçuk'tan başlayarak Osmanlı tarihimizi hep kendi içinde inceliyorlar. Halbuki bu şekilde incelemeyi anlayamazsınız. Özellikle de Batı kapitalistleştikten sonra anlayamazsınız. Çünkü Batı kapitalistleştikten sonra zaten ilişkileriniz de çok eşitsizleşmiştir. Biz bunu diyoruz ki Batı işte ilerledi. Biz savaşları kaybetmeye başladık. Güzel de niye kaybetmeye başladık? Bu biraz önce söylediğim kapitalizmin gelişmesi, sanayileşmenin sonuçları. Onlar sadece sanayileşmenin askeri yönünü, silah teknolojisini falan görüyorlar. Yeniliyorduk. Zaten bizde batılılaşma denilen şeyler oradan başlamıştır. Halbuki bu bir sonuçtur. Silah teknolojisi de genel kapitalistleşmenin. Kapitalistleşme de belli bilimsel, biraz önce söylediğimiz aydınlanma, rasyonelleşme düşüncesiyle bir arada gidiyor. Onun için bu ikisine birden bakarsak bizimkiler hala onlar güzel silahlar yaptılar, iyi ordular kurdular. Bunları biz de alalım şeklinde bakın. Bu konuda çok şey yaptım. Hatta bir yayın da yaptım edebiyat tarihimizi bu açıdan. Bir edebiyat tarihçisi gözüyle değil de
bir sosyal bilimci gözüyle incelemeye çalıştım. Tamamen, hatta şunu da söyledim. Onlar daha özgür oldukları için. Çünkü tarihçiler de, sosyal bilimciler de önce medrese, sonra Darülfünun, sonra üniversiteler fakültesinde belli klişelere çoğu zaman kapılıp o gözlüklerle bakıyorlar. Bir de şu var. Halbuki şeyler daha özgün. Edebiyatçılar, yaratıcı, özgür insanlar. Tabii onlar da okuyor. Onlar da okuyan insanlar. Ama daha az önyargısız. Belki bazı durumlarda da hiç önyargısız bakıyorlar. Tarihçilerin, toplum bilimcilerinin göremediği birçok şeyleri görüyorlar. Mesela şeyde de bakın, Fransa'da köylülüğün incelenmesi devrim öncesi, yani 1789 devrim öncesi, sonrası, hatta Napolyon'un darbesi, hepsinde köylülük çok önemli rol oynamıştır. Köylülüğü en iyi inceleyen iki bilim adamlarından önce bir Balzac, sonra da Zola, Emile Zola, ikisinin de köylülerle ilgili roman yazmışlar. Ama öyle roman yazmışlar ki Kapital'i yazarken Marx da Balzac'tan yararlanmıştır. Emile Zola'nın Borsayı Anlatan Para diye bir kitabı vardır. Orada hatta Marx'tan esinlenerek, o sırada Marx da ünlenmiş bir düşünür tipi de vardır orada. Ama bunlar dediğim gibi tarih yazıyoruz, bilim adamıyız diye çıkmamışlar. Ama yaptıkları şey buna da önemli katkılar da bulunuyor. Bizde de var bunun. Bizde de şunu koymuşlar. Yakın tarihimizde işte Ahmet Mithat Efendi ve sonra Aşk-ı Memnunlar, şunlar bunlar. Şimdi bir sürü örneği var. Namık Kemal'de dahi var. Hani deniyor ya, ikilem, bir alafranga bir tip, bir alaturka tip. Onlar biraz fazla karikatürize ederek vermişler. Aslında biraz daha nüanslı verseydiler bence daha iyi olurdu. Ama gene de bir ikilemi, mesela bu ikilem gerçekte de yaşanmış bir ikilem. Bunu biz romanlarımızdan öğrenebiliyoruz. Bugün Taner Timur'la tarih, tarih bilinci, dünya tarihi konuştuk. Hatta hocamız bize tarihsel bakış açısının önemini örneklerle verdi. Gene bir araya gelir, güzel bir insanla güzel günlere inancımızı konuşuruz. Kitapla kalın, sanatla kalın. Özgürlüğünüzü koruyun. Görüşmek üzere.